Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda Pandora'da başlangıç için bir STR Pris toplamıştık. Benim de oynadığım STR Pris'i toplamıştık. In Pris toplayacaktım ama öncesinde en sevdiğim karakteri hani gönülde bir yara derler ya pahalı ama işte dizemiyoruz derler ya okçu karakterini dizelim istedim. Yani başlangıç için yapacağız ama sadece öyle kağıt gibi de bir okçu yapmayacağız. Hani böyle FP koydum R8 falan diye hani e, eli yüzü düzgün, iyi kötü etkinliklere girip oynayabilecek bir okçu toparlayacağız. Zaten öyle bir okçu toparlamak masraflı olduğu için dizememiştim ben. E, STR Priest dizmiştim. Ona kıyasla daha e, biraz tuzlu karakter olacak arkadaşlar. Ama elimden geldiğince itemleri hem de kıyaslayarak size Göstereceğim takıları özellikle. Ee, gelin başlayalım. Güzel eli yüzü düzgün bir okçu. Başlangıç için nasıl dizilir Pandora'da? Ne kadara patlar? Hemen hesabını yapalım. Şimdi arkadaşlar okçunun priste nazaran pus masrafı biraz daha düşük kalıyor. Sebebi de şu sürekli sv pot basmıyor. Prist gibi skill sıfırlamaya ihtiyacı yok. Yani war primim çekmiyor dc primim çekiyor ki bu 300 lira oynatıyor fiyatı onun haricinde düzenli böyle dediğim gibi SC'ler hariç işte SV pottur şudur budur masrafı olmuyor. Ama diğer her şey aynı. Patosunu, Valkirisini, kanadını her şeyini çekiyor. İşte mor perisini her şeyini çekiyor. Yani e, piriste 2000 lira olan masraf oynasın oynasın 1500-1700 arasında okçuda oynuyor. Pus masrafımız 1500-1700 arası yani. Ama ben yine bir tık fazla yazayım 1800 olsun problem değil. İlk silahla başlamak istiyorum. Aslında en kolayı silah çünkü hızlı bir şekilde bitireceğiz. Silahta çok bir tercihiniz yok. Yani çok bir tercih edebileceğiniz seçeneğiniz yok arkadaşlar. Bu fiyat aralığında yok. Şöyle ki 8 iron bombun şu anda server fiyatı 780, 720'den de boy var. 750 diyeceğiz biz buna. Ee, hani silahın neden pek alternatif yok? Bugün Chitin Bob, Enyon R8 takman lazım. Helenit R7'si 10 GB'den başlıyor. EE e, R7'si işte 4.5 5 GB miydi? Hemen bir bakayım bir saniye. Elin edinde artı. Ne 4.5 be? ne ne 4.5? 5 nereden çıkmış? 735'ten başlıyor. Ha bu silahların bonusları çok güzel olanları var. Mesela bak ben Eagle Eye'ın bonuslarını çok beğeniyorum. Amma lakin ki. Amma lakin ki arkadaşlar. Bu skalada AP'ye ihtiyacımız olduğu için 7.5'tan biz direkt buraya 780'i silelim şuradan. 750 IB'ye ihtiyacımız var. R8 ib candır. Şimdi başlangıç yapacağız dedik. FP'de koymak istemiyoruz. Ama fiyat gerçekten çok uçuyor bu arada çitinle birlikte. Çünkü R8 çitinlerin fiyatı inanılmaz pahalı arkadaşlar. Yani göğüslükler falan 320, 270. Hani bugün 8 çitin set yapmaya kalkarsan gerçekten bu hesabın altından kalkamayız. O yüzden Rogie FP koyacağız biz arkadaşlar. Rogie 8 FP yapacağız. Ha bu başlangıç ileride parayı bulduğunuz zaman daha üstüne koyar mısınız? Kesinlikle koyarsınız. Hemen şöyle R8 göğsünün bir parçası 105'miş. Yazıyorum 105. Kafalık 89 90'dan var yazdım abi. Bot ne kadardan var? 78'den var. Yaz baba 80. Kafalık ne kadar var? 75 var. Yapıştır. Okey ya bu arada ayaklığın daha ucuzu var ya. Oradan bir hemen bir seriden bir beşe düşelim. <laughs> fiyat yükselmesin. Kıçlık bakıyoruz abicim. kışlıklarda da şöyle görüyorsunuz. 68. Hadi buradan da 70 yazalım. Son kolluk ihtiyacımız var. Kollukta art 8 şu anda 45'ten başlıyor. Ortalama 460'a. Düz 5 olsun hatta 500 diyelim. Çünkü hesapta eksik olmasın da fazla olsun demişler. 500 de buradan var. 12.5 GB'yi bu şekilde gördük arkadaşlar. Bunu bu arada 5GB FP ile başlangıcı de yapmaya kalkarsanız 10GB'yi bir gözden çıkarmanız gerekiyor ki bu minimum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada düz size ol takıları söyleyip hani elf tak, silver tak diyebilirim ama başlangıçta bunları koymak sizi LR kit manyağı yapar abi. O yüzden burada bir tık kesenin ağzını mecburiyetten açmamız gerekiyor. Referans olması için de buraya cocu koydum. Hatta şuraya da bir artı bir RE'yi de koyayım ki RE artı 1 isteyeceğiz burada. Ee, orada biraz yani fiyatta açılacağız biraz. Şöyle alalım hemen. Artı 1'imiz de burada olsun. Şimdi dediğim gibi Elf Metal ve e, Silver Earring takabilirsiniz ama yani bu resisten çok düşük yapar karakteri. Çünkü Mitril takmıyorsun karaktere. FP takıyorsun. Mecbur o LR'yi şey e, LR resisi işte Ice resisi küpelerden yüzüklerden toplayacağız. O yüzden e, bu iki takıyı direkt Geçiyorum ben. Es geçiyorum. Ha takılmaz mı? Silver takılır. Ama nerede takılır? Yani mitril varsa en azından ben silver tercih ederim. Öteki türlü LR ice yemekten karakterden bir hal olursun. Bir tap olursun. Master 2 kurtaracak diye beklersen nana ya abi. Birazcık da takılardan lazım yani. Şimdi buraya RE koyduk. Şuraya George koyduk. George'u geç. George zaten 9 GB 8 GB falan fiyatı. RE'nin şu anda artı biri 180-190 aralığında. 175'ten en kötü kotarsan artı birini çok rahat yapabiliyorsun. E onun için de 175, 175, 175 koyuyorsun hemen. Çarpı 3. 525 yapıyor bir parçası abi. İki parça koyacağız. 10.5 GB. Düz şuraya e, bir 10 GB yazdım. 22.5'a çıkardık buradaki hesabı. RE artı bir koyuyoruz. Neden RE artı bir koyuyoruz abi? Ve 10 GB'ye yani neredeyse bir tane kok parasına e, bakınız şöyle DEX7 Dex 9, tamam. Defans 12, defans 15, 3 defans kaybı var, 2 dex kaybı var, okey. Resisler 10, resisler 12, yüksek. HP 60, HP 60, okey. MP var 60, fazladan. Yani RE'ye artı bir takarak, yani bir tane neredeyse artı bir kok parasına dual artı bir RE takarsın. Mis gibi de başlangıcı olmuş karakterin. Olmuş, olur. Buradan sonra RE fiyatları <laughs> artmaz umarım, bir küfür yemeyelim. Ama alternatif olarak baktığın zaman şunun parasını şunu takmak, dualini takmak çok daha mantıklı. Hele ki şunların yerine bu parayı kıymak küpelerde değer abi. Şimdi geldik yüzük bölümüne. Zaten yüzük bölümünde çok bir alternatif yok. Hemen elf ringi buradan çıkar. Kağıt istemiyoruz abi. Adı çıkarttık. Rol ve favorin kalıyor geriye. Şimdi favorini minimum artı bir takman lazım. Sıfır taktığın favorin hiçbir işe yaramıyor abi okçuda. O yüzden favorini bir de fiyatı 2.5 ile 2.75 arasında favorinin bir tanesinin artı 0. Artı birini de takamayacağımıza göre favorini de çıkardık buradan. Gitti beşer resis sıkıntı yok. 20 light resisi var ki okçuda light ve ice resisine daha çok ihtiyacımız var. Tutmasın diye kaçabilsin karakter. Ee, old roll'den şaşılmaz abi. Old roll candır. En güzel başlangıç itemlerinden biridir. Hemen old rollün piyasasına bakıyoruz abicim şeymiş falan hiç gerek yok abicim. roll rol mis. Mis gibi tam 55M kankam 110 da buradan yazıyoruz. Tertemiz. Gelelim Belte ve Neke. Şimdi arkadaşlar Belt'te garanti alacağınız hemen belt'i söylüyorum. Bu anti için şart. Hemen bir tane 5M e kayıp Oldske alıyorsunuz. O oh, Allah'ın emri. Oldske koydun cepte. Burada tercih edebileceğimiz iki takı var ama bu iki takı arasında başlangıç için net tercih edeceğimiz Old Elf Belt tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda para geçer bilmem ne olur falan artılayabileceğiniz en güzel Belt yine Judy Belt olacaktır. İlerleyen zamanlarda yani neyi yükselteyim diyeceğin zaman e, belki yükseltip Judy'yi artı bir takabilirsin. Yani artı sıfır takmayı ben tavsiye etmiyorum. E, çünkü Elif Belt'e baktığın zaman abi 30 defans 10 işte Dex verirken increase'leri geç çalışmıyor. Burada yine resisleri olsun, HP'si olsun, defansı olmasa da Judy Belt güzel kral bir itemdir. Hele ki yeni serverlarda rahat artılanabileceği bir item olduğu için e, iyidir. Fiyatını şöyle göstereyim 2.5 GB falan. 245 yazmışlar bir tane pazara. Elif Belt'e bakacak olursan Elif Belt'e artılamak kıyamet alameti. Yani 6 GB 18 GB Elif Belt'i artı birlemek. Bak görüyorsun 18 GB yazmış. Judy'yi bugün artı birlemeye kalkarsan ne yapıyor? 2.5'tan 7.5 GB, 7 GB'ye artı birini takarsın Judy'nin. Artı 2 yapmak istersen de Elif Belt artı birin biraz daha üstüne çıktığın zaman artı 2 Judy'yi takarsın ki çok daha iyi bir tercih olur başlangıç olarak. Yani dediğim gibi Judy'yi şu yüzden koydum bunu ileride yükseltebilirsin diye. Elif Belt ne kadar? Olsun olsun kankacım hemen sana şöyle göstereyim. Old Elf Belt zaten en ucuzu skebelde de yazarsa onem diyorum ikisine fazla bir olayı yok onların artı onem şimdi gidelim nek tercihine şimdi arkadaşlar her yedin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her yedinde ayrı bir okçu oynayışı vardır okçunun çok fazla oynanış stili var çünkü ama burada çok kafa karıştırmayacağım 4 takıyı da göstereceğim ama çok kafa karıştıracak bir şey yok yani onu mu alayım bunu mu alayım diye. şunu garanti alıyorsun old warrior pandantı kaçarken takmalık e, takın olacak bu Kaçarken hemen sikeyle bunu hop ayırlı Çünkü bundaki resistler sana çok lazım kaçarken. Ve HP'si işte defansı. Yanına Dex için Amulet of Dexter'i alıyorsun abi. Amulet of Dex'te maksimum Dex'i veren e, neck olduğu için okçu da vazgeçilmez bir itemdir. Bu uzaktan kıyabilmen için adamlara. Bu ikisini alıyorsun. Burada ne var? Black Dragon var. Fantezi. Burada ne var? Pris Pendant var. Fantezi. Saygı duyarız. Ama benim gözümde iki vazgeçilmez. Nek Amulettir abi, varıyor, pendanttır, okçuda. Bunlar da ortalama 20m, 25m civarı bir şey tutar ki 25 diyelim, az olsun, şey fazla olsun eksik olmasın. Evet gördüğünüz gibi 24GB'ye old takılarıyla, e, roggye Air Ringleriyle ki o air Ringlere kıyım parayı kesinlikle e, çok tatlı olacaktır başlangıçta karakteriniz. Hani FP koymamıza rağmen 24 GB gibi bir miktar çıkıyor arkadaşlar. Bugün GB'yi 200 liradan baz alacak olursanız da o da 4800 pardon 4800 lira olarak itenlerin başlangıcı tutacaktır arkadaşlar. Bunun yanına da 1800 lirayı pusunu koyduğumuzda bu karakterin 6600 lira gibi bir başlangıcı olacak. Ha dersen ki Sinan bu itemlerle işte çok bir beklentiye gireyim mi? Girme kanka. Yani FP'lerden dolayı girme. burada en azından Rogiechtin veya Mitril falan koymak lazım ki bu okçu gerçekten CZ'ye çıktığında etkinliklere girdiğinde güzel iş yapsın. Ha bu haliyle iş yapmaz mı dersen bu bir başlangıç karakteridir. Etkinliklere girdiğinde yani 7 ile giren bir adama kıyasla tabii ki iyi bir okçu. Ama ölümlük de bir okçu değil. Ortalamaya yakın bir okçu. Diyelim biz buna. 6600 lira gibi bir başlangıcı oluyor. Ama dediğim gibi maalesef setten dolayı eksiği olan bir karakter. Biraz daha kesenin ağzını açacak olursanız. Muhtemelen dediğim gibi burada 7500-8000 liraları çıkar maksimum hesap. 8 çitin set yapmak en azından daha defansif bir okçu olmasını sağlar. Ha onu derseniz ki ben mitril de yapacağım ileride ki yapılabilir arkadaşlar. Bu başlangıçtan sonra mitril en azından art 6 sete gidilebilir. Ya da ne bileyim artı 7, art 7, set çok zor da hani art 6 sete e, buradan gidilebilir ki bakın en ucuz parçası 430'lardan başlıyor. Bu yapıldığında çok daha lezzetli bir okçu, çok daha güzel bir oynanış verecektir. Bu itemler çok dediğim gibi rezil itemler değil. Eee eli yüzü düzgün ve oynamayı da becerebilen bir okçuysanız arkadaşlar bunlarla dediğim gibi server'ın başında başlangıç olarak iş yapabiliyorsunuz. Ama çok bir beklentiye de girmeyin. Okçunun hesabı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir bakalım 6600 7000 aşağı yukarı bir başlangıç masrafı olacak okçunun da. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başta başta demeyeyim bu sonlara doğru belirttiğim gibi okçuyu herkesin bir oynayış stili vardır ve hani kimisi çok yakına girmeyi sever, kimisi uzaktan oynamayı sever. Buna göre de item çeşidi değişiyor tabii ki. Sizlerde de tercih ettiğiniz okçu itemlerini, başlangıç itemlerini ama sizlerden ricam başlangıç olarak itemlerinizi yorumlarda yazıp insanlara fikir verebilirsiniz ki sadece benim söylediğim hani insanlar için bir fikir olmasın. Sizlerin de görüşlerini almış olsun insanlar. Bu video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gider ve işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.